Merhaba, size şimdi minik bir yaş pastanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Malzemelerimiz bir tane küçük kek, bir muz, azıcık süt, hazır çırpılmış, hazırlanmış krem şanti, bir reçel suyu, eski bir reçel olabilir ve kişi başı bir parça düşecek şekilde çikolata. Onu böyle fincana kırıyorum ve mikrodalgada eriteceğim. Şimdi önce onu eritmekle başlayabilirim. Çikolata erirken bu arada kekimizi böyle küçük parçalar halinde kabımızın tabanını sereceğiz. Çikolatalarım bayağı eridi. Şimdi akışkan bir kıvamı olsun istiyorum. O yüzden biraz tereyağı ekleyebilirsiniz içine. Ben krem şantimden biraz ekleyip karıştıracağım. Bu arada kabıma kekimi ekledim büyükçe bir kaba da hazırlayacağım ben. Onu da hazırladım. Şimdi yarım fincan süte kişi başı bir tatlı kaşığı reçel ekleyeceğim ve karıştıracağım sütle. Şu an yaklaşık 4 dilim çıkacağı için 4 tane ekliyorum. şantiye çikolatayı karıştırıyorum. Bu arada kekin nasıl olduğunu çok önemi yok. Ama ben çocuklar için hazırladığım içinde bol malzeme olan keki yapmıştım. Onu kullandım. Tarifine bakabilirsiniz. Videolarımda var. Sütle karıştırdığım reçeli keki ıslatmak için şöyle kullanıyorum. Reçel dibine çökecek muhtemelen. Evet. Burada bir reçel parçası kaçmış ama güzel olur. Onu da koyuyorum. Bu arada ben yaptığım ayva reçelini kullandım. Ayva reçeli ta tarifime de bakabilirsiniz. Çok güzel oldu. Rengini görüyorsunuz nasıl koyu. Durdukça da koyulaştı. Şöyle de bastırıp yedirebilirsiniz sosun içine. Şimdi üstüne muzlarımı ekleyeceğim. Muzlu mini yaş pasta yapmış oldum. Kışın kullanılabilecek en güzel meyvelerden. Yazın olsa kesin çilek koyardım. Muzlarımı böyle dizdim. Şimdi hemen krem şantimi ekliyorum. Krem şanti ekledim. Siz krema sıkacağıyla değişik şekiller yapabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Ben de sade kullanacağım. Şimdi üzerine çikolata sosumu gezdireceğim. Bu arada krem şanti bildiğimiz paketlerde satılan ve sütle çırpılan basit bir krem şanti. O yüzden çekmedim tarifini. Zaten ben kahve için hazırlamıştım. Kalan krem şantimi değerlendirdim. Şimdi hazır kek varken. Şimdi çikolata sosumu döküyorum. Siz süsleyebilirsiniz. Ben pratik olsun diye uğraştım. Zaten o yüzden süsüyle çok uğraşmayacağım. Şöyle kürdanla biraz diyeğim. Mini yaş pastamız hazır. Böyle. Çok basit oldu evde kek ve krem şanti olunca. Siz de canınız istediğinde böyle mini hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.